Evet arkadaşlar, herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Berkan Savaş. Bugün sizinle çok güzel bir şey yapacağız. Arabanın vize işlemlerini yapacağız. Ayrıyeten LPG işletme işlemlerini de yapacağız. Hemen şöyle şuradan çıkalım. İzmir'de de yağmur başladı. Şimdi kırmızı ışıkta durayım bari. Emniyet kemerimize takalım. Her zaman emniyet kemeri takın arkadaşlar. Trafik bu. Hiç belli olmaz. İzmir Çiğli'de randevusunu aldım arabanın. Daha önce LPG takılmıştı zaten. Sıfırdan bir LPG takıldı. Şöyle göstereyim hatta faturalarını. Şöyle projesini, belgelerini aldım. Eskiden ek bir formu doldurarak gidiyordunuz. Şimdi artık onlara hiç gerek kalmamış. O işlemleri yapmanıza gerek yok. Direkt bu işlemleri randevusunu alarak, arabanızın vizesi bittiyse ya da bize tarihi geçmişse, bizimki bir 3 ay kadar vakit geçmiş, işlerimizin yoğunluğundan dolayı yaptıramadık. Şimdi ona gidiyorum, randevusunu aldım 11 çeyrek. Saatte 10.50 civarları, 25 dakika gibi bir vaktim var. Bu arada egzoz muayenesini de almaya gideceğim. Hepsini size videolarını çekeceğim tek tek arkadaşlar. Şimdi bakalım, yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Böyle abimize de yol verelim. Yoldan size zaten videolar çekeceğim şimdi. Başlıyorum. Evet arkadaşlar, dediğim gibi yola çıktık. Gidiyoruz şimdi. İzmir'in meşhur yolu Altın Yol'a bağlanacağız birazdan. Yağmur da bayağı başladı yani. Açık açık hani yoğunlaşmaya başladı. Arabamız bu arada Hyundai Accent 1.5. Bunun da yakınında inceleme videosunu çekeceğim. Şu havalar biraz güzelleşsin. Araba orijinal 167 bin kilometrede. Güzel bir araba, temiz bir araba. İlk sahibinden aldık. Biz ikinci sahibi olduk. Arabada daha önce LPG yoktu. Ancak olan benzin fiyatları vesaire yüzünden çok yakmaya başlamıştı. Biz de bu yüzden LPG taktırdık. Atiker sistemi, Tufan Otogazlı 3. sanayide, tavsiye ederim. Gayet de indirimli fiyat yaptılar. Zaten faturasını, her şeyini aldım. Gidiyoruz bakalım şimdi. Evet arkadaşlar, Altın Yol'dayız şimdi gördüğünüz gibi. Burası 3 şerit gidiş, 3 şeritte geliş bir yön. Yani burası bu yol bir başlıyor arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim. Buradan Çanakkale'ye kadar gidiyor. Uzun bir yol kendisi. Çevre yolu olarak geçiyor ayrıyetten. Güzel bir yol. Şimdi işte gidiyoruz. TÜBİTAK Çeli'den aldım randevusunu arabanın. Oraya gidiyoruz. Arabanın hem LPG'sini işleteceğim. Hem vizesi geçmiş, onu yapacağım. Egzoz muayenesini alacağım. Ondan sonra noterde işlemleri var işte arkadaşlar. LPG işlettiğimizden dolayı ruhsatın bir tane yaprağı değişmesi gerekiyormuş. Onu değiştireceğim. Gidiyorum işte şimdi. Bu arada arkadaşım aradı. Biraz önce telefon sesi oydu. 131'in de taban halısı gelmiş. Onu da siyah sipariş ettim. 131 ile alakalı videolar geliyor arkadaşlar. Toplu bir malzeme gelmiş. İşte dediğim gibi taban halısıdır, kıyısıdır, köşesidir onlar. Güzel bir şekilde toplanıyor. Bugün de onun kaportası bitmiş. Onu da kaportadan teslim alacağım. Kaportanın videolarını da çektim zaten. Size editleyip hepsini açacağım. Hadi bakalım gidiyoruz. 25 Aralık Salı günü saat 11.15 randevusuna yola çıktık, gidiyoruz. İzmir'de de bayağı yoğun başladı yağmurlar arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim yani, gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Bayağı yoğun yani yağmaya başladı. İzmir'in havası böyle. Ne demişler, İzmir'in bir havasına bir de kızına güven olmaz. Ama arabacısına her zaman güven olur, bunu söyleyeyim yani. İzmir'de her zaman araba alıp sattım. Yabancı şehirlere olsun, hani Manisa olsun, Aydın olsun, İstanbul olsun. Bu gibi şehirlere araba sattım. Hiçbir zaman bir problem yaşamadım. Allah'a şükürler olsun hani. Hiçbirisinden kelime duymadım. Hani İzmir'den geldim de işte araba alamadım diyen insan çok azdır hani. Hani onlar daha çok mesela galericilerdir. Ama sahibinden yani hani böyle şöyle söyleyeyim, alsatçılar olsun hani vesaire olsun, hiçbir zaman yani kötü bir araba sattığını duymadım. Yani gelip de dönenin hiç duymadım arkadaşlar. Bakalım işte. Şimdi vizeye gidiyoruz. Dediğim gibi LPG'sini işleteceğim arabanın. Egzoz muayenesini alacağım. Gidiyoruz. Şöyle göstereyim yolu. Bayağı da yağmur yağıyor. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, vizeye geldik şimdi. Birazdan işlemlerimizi yaptıracağız. Ruhsatımız, her şeyimiz burada. TÜBİTAK gördüğünüz gibi. Oo, bayağı kalabalık. Bayağı kalabalık. Şöyle gösterebilirim. Artık sileceklerimizi de durduralım. Oo, 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 oo. Bayağı kalabalık arkadaşlar.
bayağı. Hani içeriye giriş yok neredeyse diyebilirim. Şöyle arabamızı park edelim, işlemlerini yaptıralım. Evet arkadaşlar, muayenede kayıt işlemlerimizi yaptırttık. Toplamda kaç para ödedim size şöyle göstereyim. 260 lira 50 kuruş ödedim. Şimdi egzoz muayenesini yaptırtmaya gidiyorum dediğim gibi. Ancak burada da bayağı bir trafik var. Trafiği bekliyorum. Yani bayağı bir sıkıştı yani buralar. Şöyle arkayı göstereyim. Otobüs oraya park etmiş öyle. Önde bir tane Albea durmuş. Evet arkadaşlar, şurada gördüğünüz bordo Albea yüzünden şurada bir yarım saat, bir saat bekledik yani. Arabayı en son çamurluğundan ittirerek biraz yana kaydırdık. Belediye otobüsü geçti gitti şimdi. Allah şükürler olsun. Ben de şimdi egzoz muayenesini yaptırtmaya gidiyorum. Oh, vallahi yoruldum yani. Öyle söyleyeyim size. Tamamen size doğal bir video çekmeye çalışıyorum. Hani öyle yalan vesaire bizde yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey sabit, her şey basit. Şimdi geldik egzozcumuzun önüne. Egzoz muayenesini yaptırtmaya bakıyoruz. Burada sıra var mı? Sıra var gibi gözüküyor sanki. İki araba var. Oh, arkada da var. Vallahi arkada da var. Şöyle git. Evet arkadaşlar, egzoz muayene sırasına girdik. Önümüzde bir 8-10 araba var galiba. Şimdi şoförün onun gitmesini bekliyorum. Hadi abi. Önümde bir 8-9 araba var arkadaşlar. Onu bekleyeceğim şimdi. Zaten vizemiz 11-15. Saate de bakalım hemen. Göstereyim saati size arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Saat 11.36 arkadaşlar. Onu bekliyorum yani. 11.15'teydi ancak egzoz muayenesi olduğundan dolayı ve içerideki sıra hala, yani şöyle söyleyeyim, saat 11.30 olmasına rağmen 10-10.30 aralarındaki arabaları alıyorlar. Yani biz şimdi burada sıra bekleyene kadar her türlü bizim sıramız da gelir. Hem bizim için de zaman geçmiş olur, hem biraz da konuşuruz. Arkadaşlar, size tek tavsiyem, her zaman bir saat önceden gelin, egzoz muayenenizi alın, benim gibi sıra beklemeyin. Hani ben bir saat önceden gelmeye çalıştım ancak benim ayrıyetten LPG işlenme olayım da olduğu için onun da faturalarını almam gerekiyordu. O yüzden bekledim onu. O yüzden de şimdi bu saatlerde gelebildim. Yani saat 11 civarı ben muayene istasyonuna girebildim. Kaydımı yaptırdım. Şöyle göstereyim size. Tekrar göstereyim. 260 lira ödedim. Arkadaşlar, 260 lira 54 kuruş. Otomobil ücreti 226 lira 50 kuruş. Ancak benim arabam 3 aylık gecikmesi olduğu için 33 lira da onu ödedim. 260 lira 54 kuruş onu ödedim arkadaşlar. Dediğim gibi işte vizesi yapılsın da bir kurtulalım artık. Evet arkadaşlar, sıramız bize doğru geliyor. Önümüzde sadece 2 araba kaldı. Önümdeki araba da birazdan egzoz muayenesine girer zaten. Hadi bakalım, şimdi egzoz muayenesini yaptıralım da artık normal muayenemizi yaptıralım. Gidelim artık, vallahi yoruldum. Hadi bakalım, onu bekle. Evet, arabamızın egzoz muayenesini de aldık buradan. Toplamda 55 lira ödedik. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. Egzoz muayenemiz de halledildi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 55 liraya hallettik olayı. Şimdi gidiyoruz muayene sıramızı beklemeye. 862. Bakalım sıramız ne oldu? Saatimizi de kontrol edelim. Hemen. Saatimiz 12.10 geçiyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. 1 saat sonra belki muayeneye gireceğim veya giremeyeceğim. Çünkü egzoz muayenesinde sıkıntı varmış burada. Dışarıdan aldım ben 55 liraya. Gerçi içeride de aynı fiyat. Ancak dışarıdan aldığınızda daha kolay oluyor arkadaşlar. Size onu tavsiye ederim. Her zaman dışarıdan alın egzoz muayenenizi. Egzoz muayenesini almadan vizeye gelmeyin. İşlemlerinizi yaptırtmayın. Şimdi içeriye giriyoruz, bakalım. Sıramız ne durumda? Of. Bayağı kalabalık burası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bayağı kalabalık. Arkadaşlar, biraz önce güvenlikçi abiyle konuştum. Çok yoğunmuş burası. Şöyle göstereyim. Dedi bana arka kapıdan gir. Oradan daha rahat sıranı takip edersin. Bakalım işte. Gidiyoruz şimdi. Nasıl olacak? Ben de açıkçası hiç bilmiyorum. Şu arka kapıdan girişimizi yapalım. Aracınız şöyle bir tünelden geçiyor şurada. Arabanız hemen buraya geliyor muayene yetkilileri tarafından. Hemen şu arkadan girelim. Hop, ön tarafa kaynayalım bakalım. Evet, şimdi ön tarafa geldim. Bekliyorum sıramı. 862 benim sıra. Evet arkadaşlar, muayene sırasındayım şimdi. Aracımla bekliyorum. Şöyle ışıklarımızı da kapatalım. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. 761'de sıra. Benim de 862.
Kameramızın da şarjı bitti. Yarı yolda bıraktı bizi. Şöyle telefondan çekeyim. Evet, araç muayene istasyonundayız. Hadi bakalım. Sıramızı bekleyelim. Dediğim gibi 55 liraya bunu yaptırdım arkadaşlar. Egzoz muayenesini aldık. Şöyle değerlerimiz güzelmiş, geçmişiz. Ondan sonra 260 lira da buna verdim. Gecikme zammı ile birlikte. Gecikmesi 33 lira. Otomobil fiyatı da 226 liraymış. Toplamda 260 lira da bunu ödedim. Yani 315 lira gibi bir daha ücretim gitti. Ancak daha gidecek gibi görünüyor. 315 buna gitti. Bir 130-140 lira da galiba notere gideceğim. Noterden de para gidecek. Çünkü orada ruhsatı değiştirmem gerekiyormuş. LPG işlendiği için. Bakalım, bekliyoruz. Bu arada TÜRKTÜRK'te böyle hani yan tarafta şey var arkadaşlar. Ben size şöyle göstereyim, anlatayım. İlk önce arabanızın muayene randevusunu aldıktan sonra TÜRKTÜRK.com.tr'den şurada hemen bir ofisleri var karşıda. Gördüğünüz gibi şurada, tam şurada parmağımla gösterdiğim yerde, kafeteryanın yanında. Oradan gidiyorsunuz, ilk önce arabanızın işlemlerini yaptırıyorsunuz. Ondan önce tabii egzoz muayenesini almanız gerekiyor. Eğer arabanızda LPG işi değilse, LPG'sini de ilk defa taktırdıysanız LPG faturalarıyla buraya gelmek zorundasınız. Tam şurası bakın arkadaşlar. Orada içeride ücret ediyorsunuz. Yan tarafta kafeteryası var, bekleyebilirsiniz. Buradan da şurada gördüğünüz gibi tabela var. Hemen şurada bak, bakın şurada parmağımla gösteriyorum. Oradan bekliyorsunuz arkadaşlar. Sıra numaranız yandığı anda içeride işlemleri yaptırdıktan sonra burada sıra numaranız yanıyor. Buradan sonra da vizeye giriyorsunuz. İşte kusurunuz varsa kusurunuzu öğreniyorsunuz. Hata suskul olmaz gibi. Ondan sonra arabanız geçiyor. Otomobilse 2 yıl vizeli oluyor. İşte kamyon, kamyonet, işte Fiorino, şu arabalar tarzı, Kangolar, onlar 1 yılda 1 vize oluyor. Evet, bekliyoruz sıramızı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, böyle bir bekleyeyim derken keyif yapayım dedim. Bir tane böyle sıcak çikolata aldım. Bir tane de şöyle popkek muzlu aldım. Bekliyoruz bakalım. Bunları 3.75 aldım bu arada, haberiniz olsun. Yani tavsiye ederim. Soğuk bir kış gününde vizede güzeldir yani böyle bir keyif. Bekliyoruz bakalım. Randevumuz 11.15'teydi ancak saat şimdi 12.30'a geliyor. Hala daha bekliyoruz. 754 yanıyor gördüğünüz gibi. Bakalım. 862 1'de mi yanar, 2'de mi yanar bilemiyoruz. Yani her zaman bu sıkıntı oluyor arkadaşlar. Her zaman yani şu 11.15'te yürümüyor yani işleriniz. Siz erken gelmeniz lazım. En az 3 saat sürüyor bize işlemler. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, sıra numaramız yandı. 5 numaralı kanala geldik. Bakalım. Vizesini yapmaya başlayacağız şimdi. Vizeye abi geliyor. Yapacak. Hadi bakalım. Evet, arabamızı teslim ettik şimdi. Kusurları çıksın bir ortaya. Belki de kusursuzuzdur. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada sıra bekliyorsunuz. Oradan da arabanız içeri almıyor. Zaten yan taraftan da çekim yapacağım şimdi size. İlk önce fren testine bakılıyor. Ondan sonra şase numarası okuma. İşte gaz fren kaçakları var mı, onlara bakılıyor şimdi. Ondan sonra fren, farlar derken genel kusurların hepsine bakılıyor. Biz de şimdi arkada bekleme yerimize doğru yürüyoruz. Oo, buradan da bir tane 1.6 AS geçiyor. Gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Bekleyeceğiz artık. Muayene sonucunu hepinizin sizle paylaşacağım. Arkadaşlar size bir şey bahsetmek istiyorum. Bütün Türkiye'deki TÜRKTÜRK'lerde böyle hep açık alan var. Yani dışarısı o kadar soğuk ki arkadaşlar. Hani şöyle kapalı böyle bir yere geldim de, yani üstü kapalı, yanlar komple açık. Donuyorum yani. Hani İzmir'in havasında görüyorsunuz, bulutlu, karla karışık yağmur yağıyor. O kadar kötü bir halde bekliyoruz yani burada. Buraya bir şey yapsalar yani en fazla tutacağı yani 5 milyar diyeyim, 10 milyar diyeyim yani. Kaç para tutabilir ki arkadaşlar? Hadi 10 bin lira tutsun en babası ya. 10 bin lira yani. Burada her arabadan 200 lira para alıyorlar. 300 lira, 250 lira gibi bir ücret alıyorlar yani. Şuraya bir tane, şöyle bir tane kapalı alan ya. Bir şey istemiyoruz ki. Buradan belki sesimizi duyuyoruz. Öyle bir sesleneyim dedim size. Evet arkadaşlar, muayeneden çıktık şimdi. Biz de görevlisi dedik yani bekle. Ben sana hani raporun sonucunu bildireceğim. Şimdi bekliyorum işte, bakalım rapor gelecek. Ağır kusur var mı? Hafif kusurlarımız neler? Ağır kusur varsa inşallah yoktur. İnşallah yoktur yani, ne diyeyim yani. Bir daha aynı tantanayı çekeceğiz. Geleceğiz buraya tekrar, vize randevusu al, bilmem ne yap. Tekrar gel buraya. Bayağı bir uzun işlemler. İnşallah geçmişizdir. Onu bekliyorum şimdi. Bakalım. Şu kapının açılmasını bekliyorum. Şöyle göstereyim. Şu. Hadi bakalım. İnşallah geçmişizdir arkadaşlar. İnşallah. Evet arkadaşlar, vizede ağır kusur yedik maalesef. Plaka uygun değilmiş yönetmeliklere.
Plakamızda çünkü beyazlıklar falan görünüyor, böyle kötü bir plaka. Zaten aklımdaydı hani onu değiştirmek, ancak hani hem vize zamanımın gelmesi hem de yani aciliyetim olduğundan dolayı değiştiremedim. O yazıldı. Şimdi onu değiştirmeye gidiyorum. Tekrar randevu alıp tekrar gireceğim. Hadi bakalım. Bugün 4.30'a kadar girersem randevusuz girebiliyormuşum. Evet arkadaşlar, plakalarımıza takıldı şimdi. Sıramızı bekliyoruz. Tekrar sırası. Ön arka plakalar değişti gördüğünüz gibi. Tertemiz, sıfır bir şekilde. 45 liraya değişti, haberiniz olsun. Bekliyoruz bakalım sırayı. Evet arkadaşlar, muayenemizi aldık sonunda. Plakalarımız değişti biliyorsunuz. Ağır kusurumuz o çıkmıştı. Gördüğünüz gibi hafif kusurlu. 4-5 tane kusurumuz çıkmış. Ne çıkmış? Camlar üzerinde ikaz etiketleri yokmuş. LPG etiketi. Akü bağlantısında şey varmış. Ondan sonra far ayar hatası diyor. Bir de stepne bağlantısı uygun demiş. Bu far ayar hatası her zaman çıkıyor arkadaşlar. Ve şu sıvı gaz sistemi. Hafif kusur bunlar. Arabamız artık 2020 vize.